Kıymetli dostlar, cümleten selamun aleyküm. Türkiye'nin İsveç kararını bugün konuşmamız lazım, değerlendirmemiz lazım. Neden? Çünkü Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında geniş bir yer buldu. Bakın bu fotoğrafı bugün dünyanın her yerindeki medya unsurları tek tek paylaşmış, üzerinde saatlerce analizler yapmış, konuşmuş durumda. Dünyanın gündeminde Türkiye, İsveç, NATO toplantısı var. Erdoğan zirvenin mutlak galibidir diye yorum yapanlar var. Olaya farklı noktadan bakanlar var. Gerçekçi bulmayanlar var. NATO'da konuşulanların havada kalabileceğini dile getirenler var. Her şeyin tam olarak bitmemiş olduğunu söyleyenler var. Öyle var, böyle var. Geniş yer buldu. Bugün bakalım önemli adreslere seyahat edeceğiz. Değişik yerleri farklı açılardan değerlendirmeye çalışacağız. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceğini duyurması dünya basınında son dakika gelişme olarak verildi. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasında üçlü görüşme yapıldı. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımı protokollerini TBMM'ye sevk edeceği kararını aldığı toplantı dünya basınında konuşulmaya başlandı. Haberlerde zirvenin mutlak kahramanı olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığı ifade edilirken, Türkiye'nin İsveç'in ittifaka üyeliğini destekleyeceği belirtildi. Basında öne çıkan başlıklar arasında Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı. Akşam saatlerinde bir sürpriz. Anlaşma sağlandı. İsveç NATO yakında NATO'ya katılacak. Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğinin önündeki engeli kaldırma sözü verdi falan dediler. İspanyol basını Erdoğan zirvenin mutlak kahramanı dedi. El País gazetesi bunları söyledi. Dünyanın birçok farklı yerinde farklı farklı mesela ABC Erdoğan İsveç'in tarihi tarafsızlığını sona erdirecek olan NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığı ifadelerini kullandı. Bunun gibi dünyanın farklı farklı adreslerinde enteresan şeyler mesela Bild yakından takip ederiz. Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı diyor. Avrupa Birliği noktasında da mesela Almanya'dan enteresan sesler yükseldi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımıyla alakalı şartlar sunması ve bunların kabul edilmesi çok çok büyük yankı uyandırdı. Bir şeyler hazırladık, onu ekrana verelim. Şimdi kıymetli dostlar, ilk etapta neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi öncesi havalimanında kararlılığını ortaya koyduğu bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği'ni öne sürdü. Siz önce Avrupa Birliği'ndeki problemlerimizi, 50 yıldır kapıda bekletildiğimiz Avrupa Birliği'ndeki problemlerimizi çözün. Çünkü İsveç bir Avrupa Birliği ülkesi. Biz de NATO'daki problemleri çözmek için gayret gösterelim dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısında ve bu NATO toplantıları süreci, Vilnius'ta yaşanan, Litvanya'da yaşanan süreç, kritik zirvenin tamamı boyunca konuşulan en ana gündem maddesi haline geldi Erdoğan'ın burada yaptığı çıkış. Erdoğan'ın Avrupa Birliği hamlesi böyle bir satranç etkisi yarattı aslına bakarsanız. Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanı zirvesinde önce NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le sonra İsveç Başbakanı ile görüşüp sonra Avrupa Birliği Konsey Başkanı ile görüştü. Onu kabul etti. Burada da oraların görselleri ve bu görsellerde bakın Erdoğan'ın fiziksel üstünlüğünü bariz hissettirdiği bir toplantı, bir kare silsilesi olarak bunu dünyadaki bu işin özel olarak değerlendirmesini yapan kişilerin Erdoğan'ın baskınlığının nedenle ön planda olduğunu değerlendirdiklerini de biz birkaç yabancı kaynakta okuduk. Burada yapılan görüşmeler sonrası tabii ne kadar ikna edicidir? Biden'ın sözlerine ne kadar hürmet edersiniz? Stromberg'in sözlerine ne kadar hürmet edersiniz? Burası ayrı bir mevzu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Stromberg neler demişler? Onlara bakalım. ABD Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini her zaman destekledi ve desteklemeye devam edecek. ABD'nin odağı NATO'ya katılmaya olan İsveç dedi. Yani bir yeşil ışık gördük buradan. Beyaz Saray'dan da benzer bir takım açıklamalar geldi. Öbür tarafına bakıyorsunuz. Stoltenberg diyor ki Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik isteğini destekliyorum. Bunun öncesinde mesela şöyle bir şey yapmıştı Türkiye. Ukrayna NATO'ya girebilir. Yani siz şu mesela bu ya böyle bir U dönüşü mü olur, şöyle mi olur, böyle mi olur? Enteresan bir takım yorumlar gördüm. Bunu aydınlatmak lazım. Erdoğan Ukrayna'yı NATO'ya alın çağrısını alamayacaklarını bildiği için yaptı bir. İkincisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç'i Rus tehdidinden kaynaklı olarak NATO'ya almak istiyorsunuz. Rus tehdidinin en büyük olduğu yer Amerika Birleşik Devletleri ve diğer devletlerin desteklediği Ukrayna'dır. Problemi kökten çözmek için gelin Ukrayna'yı alalım. Yiyorsa öyle lafı ağızlarına tıkadılar.
NATO'nun çaresizliğini dünya görsün diye böyle bir adım attı. Çok da iyi oldu. NATO'ya giderken NATO'ya bir üstünlük sağlayarak, bir üstünlük hissiyle girdi Türkiye'nin lideri. Bu çok önemliydi. Bir sonraki görseli alalım. Ve İsveç'ten yeni bir takım vaatler geldi. Bir takım sözler alındı. Tabii İsveç dersine çalışmış. Ödevini yapmış. Gerekeni yapacak mı? Zaman içerisinde göreceğiz. Türkiye bu kararı meclisine götürecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ferasetiyle, duruşuyla doğru kararı verecek. Ve bu süreç içerisinde İsveç'in, diğer NATO ülkelerinin tavırlarını göreceğiz. İstersek bu işi lafta bırakma yetkisine de sahip durumdayız. Yeni vaatler neler? İsveç'in yeni vaatleri, bunlara bakalım. Yaptırım ve engellerin kaldırılmasında mütabık kalındı. Gümrük Birliği, vize serbestisi ve Avrupa Birliği'ne üyelik aktif İsveç tarafından desteklenecek. İsveç, PYD, YPG ve FETÖ'ye destek vermeyecek. Bak bak bak. Şimdi bu laf bir NATO üyesi olmaya çalışan ülkenin, farklı dünyada pozisyonları olan, tarafsızlığıyla bilinen, bankaları içerisinde barındıran, büyük paraları yöneten bir ülkenin YPG, PYD ve FETÖ'ye destek vermeyi bırakacağız demesi, biz bugüne kadar terör örgütleriyle çalışıyorduk demek. Bu ne olur biliyor musun? Bu kirli bir iz. Kendi yaptıkları pis işleri onlara kabul ettirmektir. Bugün bunu başaran adam bu. Bunların da farkına varın. Satır aralarında enteresan şeyler var. Gelelim. İlk kez terörle mücadele özel koordinatörü atanacak NATO'da. Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacak. Önemli bir takım adımlar atıldı. Burada en çok dikkat çeken Avrupa Birliği. Ben Avrupa Birliği noktasında işte vize serbestisini pek ihtimal dahilinde görmüyorum. Bunun yanında gümrük birliğindeki anlaşmaların olabileceğini düşünüyorum. Avrupa Birliği'ne tam üyelik noktasında mümkün görmüyorum kıymetli dostlar. Çünkü Türkiye Müslüman nüfus açısından çok kalabalık, büyük bir ülke. Avrupa Birliği'ne kabul edildiğinde Avrupa Birliği parlamentosunda çok güçlü olacaktır. Çok güçlü olduğunda Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın kararlarına müdahale edebilecektir. Avrupa Birliği'nin yönünü 180 derece çevirip dilediği gibi orayı yönetip at koşturabilecektir. Böyle bir şey de Avrupa Birliği ülkeleri kabul etmez. Kıymetli dostlar, NATO'ya İsveç girer mi? Avrupa Birliği'ne girer mi? Girebilir, girmeyebilir. Bence girmez. Orası ayrı bir mevzu. Çok farklı nokta var. Ama biz şunu bilmeliyiz. Türkiye bu süreç esnasında mesela neler söyledi? Teröre desteği kesin. Teröristleri teslim edin. Değil mi? Bakın, İsveç'ten bunları istemek önemliydi bizim için. İsveç hiç kimseyi iade etmez. Kimseye. Öyle bir ülkedir. Tarafsızlık iddiası bulunur. O yüzden kimseye bu konuda taviz vermez. Vereceğini ilan etti. Mesela Finlandiya'da benzer bir ülkedir. Bu tavizi Türkiye'ye verdi. Onun haricinde ne dedik? Avrupa Birliği kartını önlerine sürdük. Mülteciler kartını önlerine sürdük. Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne F-16'ların kartını öne sürdük. Bir şeyler dayatmaya çalıştık. Ezik bir diplomasi yürütmedik. Ne diyorum? Göz hizasında. Göz hizasında diplomasi yürüttük. Ne onlara yukarıda gördük, ne onları aşağıda gördük. Böyle bir diplomasi yürüttük ve akılcıydı. Burada olup bitenlerden, Türkiye'nin bu denli aktif görev alabiliyor olmasından. Mesela Yunan basını çok rahatsız oldu. Yunan yetkililer çok rahatsız oldu. Amerika'da bir lobi, böyle 6 kişilik bir milletvekili ekibi diyelim biz ona. Senato üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mesela bir mektup yazdılar. O mektupta Türkiye'ye F-16'ları vermeyin. Modernizasyon kitlerini veriyorsanız da buralara kısıtlamalar getirin. Kontrol, gözetim altında bunları yapın. Bunlarla Yunanistan'ın üzerine gelebilirler gibi gibi bir takım lobi faaliyetleri yürütülmeye başlandı. Yani bugün Litvanya'da NATO zirvesinde, Amerika'da Beyaz Saray'da, Kremlin'de, Rusya'da, Moskova'da, bugün Ukrayna'da, Kiev'de, bugün Almanya'da, Berlin'de, Fransa'da, Paris'te, her yerde Türkiye konuşulmakta. Bu garibinize gitmiyor mu? Bu gelen fırtınanın sesi kıymetli dostlar, başka hiçbir şey değil. Ama önümüzdeki günlerde havalar ısınacak. Temmuz sıcak geçti. Ama Ağustos'ta özellikle bölgemiz bayağı bir yanacak diye tahmin ediyorum. Öyle bir öngörüm var. Allah mübarek etsin. Rabbim yanımızdadır. Onun yolunda ilerlemeye gayret gösteriyoruz. Her zaman yardımcımız olacaktır diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz, beğenip paylaşıp, abone olup, takip edip, desteklerinizi esirgemezseniz çok çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.